Pamuk Prenses ve Orman Perisi. Bir varmış bir yokmuş. Çok yüksek bir dağın tepesinde Hella adında kötü kalpli bir kraliçe yaşarmış. Hella dünyadaki en güzel kişinin her zaman kendisinin olmasını istermiş. Ancak ülkenin en güzel sarayında yaşayan Pamuk Prenses ondan çok daha güzelmiş. Donkov! Yemek mi yiyordun sen? Evet kraliçem. Bol soslu bir biftek yiyordum. Bir ısırık alır mıydınız? Hayır. Yediklerime dikkat etmem lazım. Ben dünyanın en güzel kadınıyım, unuttun mu? Ama bu da dünyanın en güzel bifteği kraliçem. Of Dunkov, git sen bifteğimi ye. Beni bu minik periyle yalnız bırak. Dunkov mağaranın bir köşesine gidip bifteğini hapur hapur yemeye devam etmiş. Minik peri, minik peri. Eğer bu gece gökyüzüne uçamazsan ne olur? Minik peri korkudan bir yukarı bir aşağı kafesin içinde kanat çırpıp duruyormuş. Dolunayın ışığı söner, öyle değil mi? Peki geceleri gökyüzünde ışık olmazsa ne olur? Karanlık. Hella periyi mağarasında hapsedip dolunayın ışığını söndürmeyi planlıyormuş. Böylece kimseler görmeden hain planlarını kolayca yapabilecekmiş. O sırada Pamuk Prenses'in en sevdiği dostları yedi cüceler tüm gün çalıştıkları madenden çıkmışlar. Saraya doğru ormanda ilerliyorlarmış. Biz tam yedi cüceyiz, hop 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 hop. Çalışkan madencileriz, hop 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 hop. Ormanlardır evimiz, hop 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 hop. Biz tam yedi cüceyiz, hop 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 hop. Bilgin cüce, biz saraya dönerken bu kadar karanlık oluyor muydu? Uyku vaktimiz mi geldi bizim sanki? Gökyüzü o kadar kararmış ki neredeyse cüceler bile birbirini göremeyeceklermiş. Bilgin cüce de dolunayında yıldızların da parlamadığını fark etmiş. Dolunayın ışığı sönmüş. İşte bu neden havanın bu kadar karanlık olduğunu açıklıyor cüce dostlarım. Peki ama neden sönmüştür ki dolunayın ışığı? Orman perilerinden birinin başı dertte olmalı. Dolunay ancak bu yüzden ışığını kaybedebilir cücelerim. Bir an önce saraya gidelim. Hadi. Cüceler karanlıkta yolu daha iyi görebilmek için ellerindeki maden fenerlerini yakarak saraya doğru yürümüşler. O esnada Pamuk Prenses ve Prens Antoine saray balkonundan dışarı bakıyorlarmış. Bu gece diğerlerinden çok daha karanlık. Yedi cüceler de henüz dönmedi. Ya karanlıkta yollarını bulamazlarsa? Bir anda Prens Antoine ağaçların arasındaki fener ışıklarını fark etmiş. Şu ışıklara bakın prensesim. Bunlar yedi cüceler olabilir mi? Evet. Evet, kesinlikle onlar. Pamuk Prenses saraya varan cücelerin yanına gitmiş. Yedi cücelerim, gece çok karanlık. Yolunuzu nasıl buldunuz? Bizler madenci cüceleriz prensesim. Yer altında çalışırız. Fenerlerimiz bizi her zaman aydınlatır. Fakat kötü bir haberimiz var Pamuk Prensesim. Dolunayın ışığını veren peri tehlikede olmalı. Çünkü dünyada hiçbir gece bu kadar karanlık olmamıştı. Ormanda bana yardım eden peri... O peri olabilir mi acaba? Bunu tek bir yolla öğrenebiliriz. Pamuk Prenses, sarayın en eski ve en karanlık odasına doğru koşmaya başlamış. Çünkü
O odada kötü kalpli Hella'nın bir zamanlar doğruları söyleyen sihirli aynası duruyormuş. Ayna ayna, göster bana. Ne geldi orman perisinin başına? Sihirli ayna, perinin bir kafeste tutulduğunu göstermiş ona. Evet, orayı tanıyorum ben. Kafesin durduğu yer. Hella'nın mağarası. Pamuk Prenses, başına geleceklerden habersiz atına atlayıp periyi kurtarmak için büyük bir cesaretle yola çıkmış. Hadi Pamuk, başarabilirsin. Karanlıktan korkma. Gidelim Prego. Ancak Prego, Pamuk'un sözünü dinlememiş. Ne oldu Prego? Korkuyor musun? Prego hareket etmiyormuş. Çünkü önünde Sakar Cüce duruyormuş. Sakar? Ne işin var burada? Seni yalnız bırakmak istemedim prensesim. Hem bak sana ışık da getirdim. Pamuk Prenses, Sakar Cüce'yi de arkasına alıp yola çıkmış. Demek bu kadar cesursun ha Pamuk Prenses. Sen şimdi görürsün. Hella, cam küresinin tepesinde büyülü sözler söylemeye başlamış. Aynı anda atın üstünde ilerleyen Sakar Cüce ve Pamuk Prenses de garip sesler duymaya başlamışlar. Ay, o ses neydi öyle? Prensesim. Duydukları bu ses Hella'nın büyüsüyle kontrol edilen bir sarmaşık kökünden geliyormuş. Ve bu kökler bir anda bir sürü sarmaşık dallarla Sakar Cüce'yi de prensesi de sarmalamaya başlamış. Prego ise hızlıca kendini hemen geri çekip son anda kurtulmuş. Hayır! Hayır, hayır olamaz! Sarmaşıklar! İmdat! İmdat! Prego keskin gözleriyle sarmaşık dalların çıktığı köklere doğru hedef almış. Nallarını yere bir iki kere sürttükten sonra o köke doğru dört nala koşmaya başlamış. Sonunda çok güçlü bir şekilde büyülenmiş sarmaşık kökünün üzerine basmış. Böylece büyüyle bağı kopan sarmaşık kökü dallarını hemen geri çekmiş. Pamuk Prenses de Sakar Cüce de onları saran dallardan kurtulmuşlar. Teşekkür ederiz Prego. Sen bir tanesin. Hadi atla Sakar Cüce. Gidip periyi kurtaralım. Pamuk Prenses o sarmaşıklardan asla kurtulamaz Dunkov. Yarın dünyanın en güzel kadını yeniden ben olacağım. Evet kraliçem. Büyülü sarmaşıklarınız onu çoktan yok etmiştir bile. Onlar böyle konuşurken Pamuk Prenses ve Sakar Cüce Hella'nın mağarasına çoktan varmışlar bile. Gizlice ve ses yapmadan mağaradan içeri girip bir köşede perinin olduğu kafesi görmüşler. Sakar, sen burada bekle, sakın ses çıkarma. Pamuk Prenses minik minik adımlarla Hella ve Dunkov onu görmeden kafese ulaşmış, örtüyü kaldırıp kapağını açıvermiş. Peri de kafesin içinden çıkıp sessizce Pamuk Prenses'in omzuna konmuş. Prenses Sakar Cüce'nin yanına doğru usulca geri yürümüş. Ardından ikisi birlikte tam mağaradan çıkacaklarmış ki Sakar Cüce'nin ayağı önündeki bir taşa takılıp düşünce içerideki sessizlik bozulmuş. Bu ses de ne böyle? Hangi ses kraliçem? Bizi fark ettiler. Koş Sakar, koş. Hella, Pamuk Prenses ve Sakar Cüce'yi mağaradan çıkarken görmüş. Pamuk Prenses, o sarmaşıklardan nasıl kurtuldun sen? Ardından kafesin içinin boş olduğunu fark etmiş. Olamaz. Periyi de almışlar. Dunkov, koş, yakala onları. Dunkov peşlerinden koşsa da onların hızına yetişmesi mümkün değilmiş.
O sırada Pamuk Prenses ve Sakar Cüce peri ile birlikte Prego'ya binmiş ve mağaradan uzaklaşmaya başlamışlar. Of of of! Yine başaramadık. Yine kaybettik. Dünyanın en güzel kadını ben olmalıyım. Ben! Pamuk Prenses ağaçların arasında atı Prego'yu durdurmuş. Artık özgürsün orman perisi. Uç ve dolunayımıza ışığını ver. Prenses orman perisini avucunun içinden gökyüzüne doğru uçurmuş. Peri kanat çırptıkça yıldızlar yeniden ışıldamaya ve nihayet dolunayda kendi ışığını gecenin içinde yansıtmaya başlamış. Gökyüzü yine ışıl ışıl. Hadi biz de sarayımıza dönelim. Ben fenerimi söndüreyim artık prensesim. Pamuk Prenses ve Sakar Cüce saraya vardıklarında diğer cüce dostları ve prens ile birlikte gökyüzündeki yıldızlara bakıp dilekler dilemişler. Ne de olsa iyi kalpli insanların dilekleri er ya da geç gerçekleşirmiş.